Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tatar. Bugün sizler birlikte Age of History'nin yeni çıkan demo moduna bir göz atacağız. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bir de destek olabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz ki ben bu tür videoları sizlere açıklama yorumlar kısmına linklerini ekliyorum ki sizler de indirip oynayabilirsiniz diye dostlarım. O yüzden bu modun linkini açıklama yorumlar kısmına bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi isterseniz oyunumuza yavaştan başlayalım. Öncelikle buradan editöre gidiyorum. Editörden bir senaryo planından oynayacağım senaryolara bakmamız lazım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere çok az senaryosu var yani onu bile geçmiyor nereden baksanız. Neden geçmiyor ben açıklayayım. Ee arkadaşlar şu an demo versiyonunda. Demo versiyonu olduğu için erken erişim deniyor yani buna kısaca. İçinde o yüzden az senaryo var ama full versiyon çıktığında belki 30'a yakın belki de 50 yakın senaryosu olacak. Bilginiz olsun dostlarım ve özellikleri de artacak bu sayede. Şimdi oynayacağımız senaryo bizim modern dünya. O yüzden modern dünyaya tıklıyorum buradan sonraki sonraki diyerek ayarlarımız bu şekilde görüyorsunuz ki. Herhangi bir event yok o kaydettikten sonra oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Bu arada normal Age of Empires göre haritası bayağı değişmiş durumda görüyorsunuz ki. Yeni oyundan direkt olarak senaryomuza geçiş yapalım isterseniz. Şuradan seçeneklerimiz zorluk efsanevi, savaş sesi klasik, oynazo %100'ken ehasanlıkta %150'ye kadar kısabiliriz. Bir kaldırıyorum. Görüyorsunuz ki 5415 bin nüfusumuz varken 620 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında buradan devlet vergilerimizi mallarımızı yatırmalarını standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür içeriklerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenip henüz aşağıdan abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlar istediğiniz tekler ve görüşler varsa lütfen yazın. Her bir isteği yerine getirmeye çalışıyorum zaten. Buradan buna aynı şekilde yönetime de beş ordu bakımına da aynı şekilde hepsini verip kapatabilirim burayı. Bakın buradaki bazı emojiler değişmiş durumda görüyorsunuz ki vergiyle yönetimin simgesi değişmiş. Aynı şekilde üretim geliri de değişmiş durumda. Diploması da şöyle bakalım neler var. Bakın Görüyor musunuz arkadaşlar? Bizans Federasyonu, e, Akdeniz Federasyonu, Türk Birliği, Asurlular, aynı şekilde Anadolu Selçuk Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve en üstte ise şöyle bakalım bir daha. NATO, Avrupa Birliği, Avrasya Birliği'miş pardon. Yeni Türkiye Cumhuriyeti gibi birçok devleti görebilirsiniz dostlar. Bizans bence gereksiz olmuş. Ona Yunan eklemeleri daha doğru olabilir. Bir de Almanlar'da var mı? Bakalım Almanlara da gittik. Oyunumuzu kaydedip öyle gidelim ya da. Biraz para basmamız lazım arkadaşlar. Sağ üstten oyunu hızlandırıyorum. Ve paramızı basmaya başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar yan kanalımın linki açıklama ve yorum hakkında mevcut. İsterseniz de orada 4 EU4 gibi oyunları da görebilirsiniz. Orada seri yapıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Önce bir Bulgaristan'a bir savaş açalım. Bakalım. Eyalet sayıları gözükmüyor bakın bu arada. Güzel olmuş böylesi. Bizim 71 tane eyaletimiz var. Sadece sayılar biraz küçük gibi. Bunu ayarlayabiliyor muyuz? Oyun ayarları. E, kullanıcı arayüz ölçeği. Bir de sanırsam bu. Eyalet ayarları. Şimdi e sayıları ben büyütmek istiyorum mesela. Bakın sınırlar böyle açılıyor arkadaşlar. Açtım mesela. Güzel oldu. Aynı şekilde yazı boyutunu böyle arttıralım biraz. Ordu sayısını ölçeğini arttırabiliyoruz mu? Biraz fazla büyük oldu. 25. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Yok lan fa biraz fazla büyük oldu. Dur. Ee, bu arada sizlere nasıl yapıldığını da gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Tamam. tam istediğim gibi oldu. Burasının büyüklüğü. O oh, hepsi istediğim gibi güzel. Evet şimdi as elimizdeki askerlerin hepsini üretiyorum. Bakın buna yaklaştıkça bu küçülüyor maalesef. Biraz daha büyütebilirdik ama geçti artık boş ver. Buna aa savaş sesleri de değiştirilmiş. Bu arada müzikleri de var. Gördüğünüz gibi. Mesela bu neymiş? Tamam. Bunlar hep telifli müzikler. Hemen buna bir savaş açalım arkadaşlar. Bu arada bizim başkentimiz Ankara evet. Limanımız yok. Dahadan şöyle bir. Aa bak buralar da değişmiş. Kale. Özetleme. Ekle. Çiftlik. İyi oldu. Aa sesi duydunuz mu? Sesi bayağı iyi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sesler falan hepsi değişmiş durumda. Sanırsam askerler her yerlerinde ses çıkartıyorlar. Gördünüz mü? <laughs> Bağırıyorlar. Güzel. Başkent düşme modu keşke eklenti olsa da. Herkes hep dağıtabilsek onu. Devam edelim mesafetlerimize. Bulgarlarla bir ufak barış anlaşması yapacağım. Aynı şekilde buna da bir barış anlaşması. Ufak bir işimiz daha var. Ona bakmamız lazım şimdi. Ne oluyor lan? Buna? Aa! Lan bu Bulgar toprağıymış. Bak bunlar da değişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dersen bunu değiştirebiliyordunuz galiba oyun ayarları. E, kullanıcı arayüzü, eyalet ayarlara Gördünüz mü? Hareket halindekini daha da daha mantıklı bence. Evet. Şimdi. Yukarı çık. Geri geri. Eee şimdi arkadaşlar. Bunda da çok her şey gördüm. Bir de Almanlar üzerinde deneyelim. Oyunu kaydedelim mi? Belki geri dönmek isteyebiliriz. Ana menü çık. Yeni oyun. Bu tür mod tanıtım bölümleri güzel oluyor ya. Yazı fontunu çok beğendim. Sadece I, I falan biraz farklı olmuş. Her şey güzel. Ülkenin üzerinde bulutumsuz şeyler de var fark ettiğiniz üzere. Ve su çok güzel olmuş. Bakın su koyu, kop koyu böyle. Ben beğendim. Açıklama kısmına ekledim. Eğer erken, erkenler içinler yararlanmak istiyorsanız lütfen alın arkadaşlar. Yani bakın mod zaten ücretsiz alın diyorum da. Bakmayın yani öyle dediğime. Şimdi görüyorsunuz Cermen e, Birliği diye adında bir şey kurabiliyorsunuz burada. Aynı şekilde Germen Birliği bu arada. NATO. Dördüncü Reich. Aha Hitler'in şeyi. Avusturya Birliği. Avrasya Birliği pardon. İkinci Büyük Alman İmparatorluğu. İkinci Büyük Alman İmparatorluğu. Bu neymiş? Angola Saksonlar. Evet biliyorum bunu. Avrupa Birliği. Şeyde dört, bu neymiş? Görmem Birliği. Güzel. Bunda NATO'da böyle. Abo. Dördüncü reis niye bu kadar çok şey istiyor? İspanya biraz saçma değil mi ya? Çok da güzel topraklar ha. Evet Avrasya Birliği. Güzel olmuş. Güzel. Peki Rusya'da? Hükümet biçimine de artık şeyde bakarız. Rusya'da bakarız. Burada. sınav ee, Slav. Aa, bu her şeye özgü farklı şeyler var. Slav halkları. Yevkinezi. Avrasya Birliği. Asya. Sovyetler Birliği. Ee, Rus İmparatorluğu. Hükümet biçimlerinde ne var? Kemalizm var. Otoriter demokrasi var. Demokrasi var. Ee, liberalizm, anarşi, mutlak monarşi, ileç oligarşi, sosyalizm, lenizm, halkizm, sosyalizm, aslanizm, sesim gitti. Az önce yayın yaptım ya arkadaşlar. Sesim ondan yok bu arada. Ee, peki Amerika'da güzel bir şey var mı ya? Amerika'ya da merak etmedi değilim. Ama önce İtalya. NATO. Latin Birliği. Akdeniz Federasyonu. Avrupa Birliği. Aa Roma'yı nasıl eklemezsin ya? Abi Roma eklememiş. Demo da belki unutmuş olabilir ya. Oğlum Roma eklenir. İkinci İtalya falan hep onlar ekle. İzliyorsan eğer. Germen Birliği, NATO. Evet bunda da bunlar var. Benim en çok hoşuma gidenlerden birisi hangisi? Almanya oldu. Eee Türkiye oldu. Sovyetler oldu yani Rusya. Birleşik Krallık'la da bir şeyler vardır adım gibi benim. Vardır şöyle büyük bir sömürge devleti. Germen Birliği tamam bunu biliyoruz. NATO. Okunmuyor biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Neymiş? Kuzey Deniz İmparatorluğu. Kuzey Deniz İmparatorluğu. Anglophone İmparatorluğu. Evet. Böyle bir şey. İmparatorluk Federasyonu. Oğlum. Ne diyorsun sen ya? Anglo-Saksonlar. Son kez de Fransa'ya bakalım. Ama İtalya'dan Roma beklerdim. Ben Romacıyım arkadaşlar. NATO, Latin, Akdeniz, Avrupa, Birinci Fransız İmparatorluğu ve son olarak da Fransa. Hmm, garip. Ee, başka göstermedim şöyle bir şey var mı? Göstermek istiyorum onları da. Simgeler değişmiş. Daha tatlı ve daha sade olmuşlar. Ee, teknoloji. Başka bir devletler de herhangi bir şey. Bakın bunlar da değişmiş. Ticaret talep et bölümü biraz daha değiştirilmiş durumda. Birlik oluşturma simgesi de değişmiş. Güzel. Evet dostlar mod tanıtım bölümümüz bu kadardı. Buralarda da bir güzel şeyler vardı. Sizler bunu teker teker kurarsınız isterseniz. Yazı fontunu eğer ilerinin görünmesini istiyorsanız ayrıca bizim sitemizde açıklama kısmında zaten web sitemin linki de bırakacağım. Orada fontları da indirip oyunun e, launch dosyası yok pardon fonts dosyasının içine atarsanız değişecektir yazılarda. Bilginiz olsun. Şimdi kendinize çok iyi bakın elim Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.